Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam bir Türkiye Nereye programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam gündem konuşacağız. Tabii ki en önemli gündem maddesi Türkiye'nin başına bir Branson, Pastör Branson, Papaz Branson adına ne derseniz deyin. Böyle bir iş açıldı. Ancak bu iş öyle merhalelerden geçti ki, öyle noktalardan bugüne geldi ki şaşırmamak elde değil. Dünün CIA mensubu, geleceğin CIA başkanı, Türkiye'nin CIA sorumlusu, FETÖ ilişkili, oğlu PKK'lı, kendisi PKK ile ilişkili deyip ortalığı yıkanlar bugün Rahip Branson Amerika'ya döndü diye, hatta yandaş medyada böyle 2 ya da 3 puntoluk, böyle hani mikroskopla baksanız bulamayacağınız haberler şeklinde verildi. Aslında Türkiye'de büyük bir algı operasyonu yönetiliyor. Bunu konuşacağız. Nedir bu Branson olayının gerçeği? Türkiye ne verdi ya da Amerika ne aldı? Uluslararası ilişkilerde karşılıklı olarak, karşılıklılık esastır. Türkiye'nin Branson'ı vermesinden çıkarı ne? Neden yargıya müdahale edildi ki bu kesin, bu net? Çünkü biraz sonra konuşacağız. Tanık ifadeleri var elimizde. Tanık ifadelerinde tanıkların nasıl ifadelerini değiştirdiğini konuşacağız. Ve tabii ki Cemal Kaşıkçı olayı, o da Türkiye'nin başka bir yarası. Türkiye ilk defa uluslararası istihbarat örgütlerinin operasyonuna maruz kaldı. Türkiye artık bu konuda açık bir ülke. Bir yandan Branson, bir yandan Kaşıkçı, isteyen ülke istediği operasyonu yapmakta serbest. Çünkü Türkiye'ye artık Batı yeniden hasta adam demeye başladı. Bunları konuşacağız. Tabii ki bir de İş Bankası var. İş Bankası önemli bir konu. Bugün yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu ve İş Bankası'nı hazineye devredeceğiz dedi. Bu konuda kararlıyız dedi. Meclise böyle bir teklifle geleceğiz dedi. Dertleri ne? Ekonomi bu kadar kırılganken, Türkiye bu kadar krizlerde sürüklenirken iktidarın neden derdi İş Bankası? Nedir İş Bankası'yla alıp veremediği? Bütün bunları konuklarımla konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle ben size yine konuklarımı tanıtmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç ve çalışkan bir milletvekili, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi. Sayın Hakverdi, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Yine siyasetin önemli bir ismi, geçmişte bakanlık yaptı, ekonomiden sorumluydu ve bugün Milli Merkez'de siyasetini sürdürüyor. Önemli bir isim. Bugün bize hem kendisi eski bankalarında genel müdürlüğünü ve bankacılık düzenleme kurulunda da görev yaptı. Bize hem İş Bankası olayında bilgi verecek, hem ekonomi anlatacak, hem Rahip Branson'la ilgili ekstra şeyler öğreneceğiz. Sayın ekonomiden sorumlu eski devlet başkanı Sayın Ufuk Söylemez. Sayın Söylemez, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve bir gazeteci arkadaşımız, dostumuz, gazeteci yazar, Yeni Çağ Gazetesi'nde köşe yazıyor. Kendisine yine bilinmeyenleri ve gazeteci kulislerini konuşacağız. Sayın Yavuz Selim Demira. Sayın Demira, hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Hakverdi, bu Branson olayla konuşacağım. Branson mu, Branson mı, nasıl deniyor İngilizce telaffuzda? Öyle diyelim biz de yani. Enteresan bir şey. Mesela bir yargılanma süreci var. Yargılanma sürecinde istinatlar var. Bu 2 aylık bir süreç, yani çok eski değil ve ardından kriz var. Krizin ardından yumuşama var. Yumuşamanın ardından karar günü var. Karar günü bir anda tanıkların ifade değiştirmesi var. Savcının değiştirilmesi var. İddianamenin yeniden yazılması var. Savcının talebinin farklılaşması var. Ve Amerika'dan bir gün önce gelip İstanbul'dan İzmir'e yerleşen bir askeri uçak var, almaya gelen. Ve sonuçta Branson'ın tahliyesi var. 1 ay 15 gün gibi bir küsuratı var. Siz hukukçu olarak daha iyi bilirsiniz. Şimdi aslında bütün bunları söyleyeceğim ama bunları konuşurken bir yandaş medyanın da bize bir algı dayatması var. İsterseniz onu bir görelim. Arkadaşlar onu bir getirelim. Branson serbest kalmadan önce diye yandaş medyanın bir görüntülerini. Ve Sayın Hakverdi'ye de söz verelim. Yan tarafta da o görüntüleri görmeye başlarız. Buyurun Sayın Hakverdi. Şimdi öncelikle süreç yaklaşık 1 yıl önce başladı tutuklanmasıyla beraber. Ne dediler Branson'a? Bu
FETÖ üyesi, bu PKK destekçisi çok ciddi isnatlarla yargılanmaya başlandı. Biz bilemeyiz. Yani bu adam suçlu mu? Suçsuz mu? Aleyhine ne kadar delil var? Aleyhine hüküm vermeye yeterli delil var mı isnat edilen suçlardan? Biz bilemeyiz. Bir yargılama devam ediyor. Ancak yargılama devam ederken doların o yükselmesiyle beraber 4-4,5'tan 8'lere kadar yükselmesiyle beraber bu buransına bir yönelme doldu. İşte Amerika istedi, bizimkiler dedi ki vermeyiz. Siz oradaki papazı verirseniz biz işte şeyini şey eder, o zaman hukuk halleder gibi Erdoğan bir kelime söyledi. Yani hukuka talimat veririm diyemedi, dili varmadı ama bu süreç içerisinde bakın PKK'nın papazı, başlıklara bakın. Siyah başkanı geçecekti. Siyahın başına geçecekti. Neler neler yazmışlar. Papazı yeniden tutmayın. Şimdi kim veriyor bu talimatları? Bakın bunların hepsi birer başlık. Bu başlıklardan ayrı bir şey söyleyeceğim. Bu yargılama devam ederken Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki siz oradaki papazı verin, biz bu papazı verelim. Bunu diyebilir misiniz yargı devam ederken? Bunu kim diyebilir? Yargılamayı yapan hakim diyebilir mi? Yani bu adamın bir yargılaması var, bir delil var, isnat var. Hani Türk milletini temsil eden bağımsız yargılar var değil mi? Kimin gücü yeter bunu demeye? Papazı verin biz de size bunu verelim. Kimse diyemez. Ya da işte siz oradan şu işlemleri yaparsanız mesela Halk Bankası yargılamasında vesaire bir şeyler yaparsanız biz de buradan bazı şeyleri yaparız demeye getirir. Birçok laf ettiler. Kim söyledi? Recep Tayyip Erdoğan. Peki bu onun haddi miydi? Hani yargı bağımsız ya bizde. Kimseden talimat almaz ya, Türk milletini temsil eder ya. Kimin haddiydi bu lafları demek? Kimsenin haddi değildi. Ama biri hadsizlik yaptı. Yargıya müdahale etti zamanında. Dedi ki bu fakir burada dururken kimse o teröristi alamaz dedi. İsterseniz onu dinleyelim. Lütfen onun üzerine evet, devam edin. Arkadaşlar, Erdoğan fakir diye bir sesimiz fakir var. Onu bir getirelim gündeme, bakalım Recep Tayyip Erdoğan Rahip Brunson yargılanmadan önce nasıl bir tavır koymuş? Hepsini verdik. Ondan sonra bizden kalkıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle işte filanca papazı bize verin. Bir papaz da sizde var, siz onu bize verin, biz de size onu yapalım yargıda şeyini, size verelim. Ya onu karıştırma. Ne demek? Sizde yargı var, bizde yargı yok mu? Kaldı ki bizdeki yargılanıyor, sizdeki yargılanmıyor. Pensilvanya'da bir kaşhanede yaşıyor. Sizin vermeniz çok daha rahat, hemen verebilirsiniz. Yürekliliğimizi her yerde göstereceğiz. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kızmazsa fakir hala yerinde de ama terörist yok. Onun deyimiyle söylüyorum. Yani, şimdi... yani rahip şu an Amerika'da askeri uçak Amerika'ya değindi. Bu fakir de bu can oldukça diyor ama demek ki Türkiye'nin politikası bu Temmuz ayında söylediği, Temmuz'un sonuna doğru da Ağustos'ta iki konuşmanın birleşmesi. Daha üzerinden 1,5 ay geçmemiş. Türkiye'nin dış politikası bu kadar uzun ve kapsamlı ve kalıcı. Buyurun. Şimdi öncelikle Recep Tayyip Erdoğan bu haliyle kendini fakir kabul ediyorsa zenginleşmeye dair attığı her adam daha bir ülkenin halini bir düşünün. Yani bu adam bu haliyle fakir olduğunu düşünüyorsa zenginleşmek veya ekonomik refaha erişmek için Türkiye ne hale gelecek bir kere onu düşünmek lazım. Yargılama devam ediyor bakın. Çok güzel bir tespit. Yargılama devam ederken bir birey hakkında diyorsunuz ki terörist. Ne biliyorsunuz? Sen kimsin? Sen kimsin yargılama devam ederken bir kişiyi teröristle suçlayacaksın veya suçlamayacaksın veya bu adam aslında... suçsuz diyeceksin. Kimin haddini? Eğer hukuk devletiysek, hukuk bu ülkede üstünse, hukukun egemenliği bu ülkede var ise hiç kimse o yargıya müdahale olamaz. Yani bu ne demek? Kimse onu terörist ilan edemez, kimse onu masum ilan edemez. Yargılamaya müdahaledir bu. Hukukun üstünlüğüne müdahaledir. Geçtik. Diyor ki bu fakir, beyefendi fakir, teröristi vermeyecek ben burada olduğum sürece diyor. Bugün bir mahkeme karar verdi. İki, hemen ertesi günün akşamı uçağı hazırdı.
Amerika'ya gönderildi. Hepsini geçtik. Ya bütün bunları şöyle hani hukuk katli deyin, ekonomi katli deyin, doların yükselmesine bahane deyin, dışarıyla anlaşma deyin, ne derseniz deyin ama hepsinin üstünü örtün, şu hale bakın. Şu hani getirdikleri bütün somut durum üzerinden yaptıkları şey, kapatalım hepsini, dolar yine 4,5 olsun mesela. Her şeyi buna bağlıyorlardı ya, her şeyi bu adama bağladılar. Doları yani, 8 liraya kadar bu bahaneyle çıkardılar ya. Bir umut vardı. Yani biraz safça, çocukça razı olacak halkımız ya. Dolar 4,5'a düşsün, değil razı mi? Olacak halkımız. Bunların hepsinin yalan, hepsinin gerçek dışı olduğunu süreç içerisinde göreceğiz. Talimatla yargı yönetilir mi? Yapalım yargıda şeyini diyor. Neyini yapacaksınız? Yargıda neyini yapacaksınız mesela? Yargıda şeyini yapalım. Yapalım şeyini dediği şey. Neyini yapacaksınız? Değil mi? Demek ki buymuş. Tanıklar. Ya gizli tanıklarla bu adam suçlu suçsuz bilemeyiz. Dosyasında hakim savcılar karar verir. Bağımsızlarsa. Gizli tanık. Gizli tanık varmış, bu adam inanılmaz cezalarla suçlandı. Gizli tanık bir günde tanıklığını değiştirdi. Bu adam 3 yıl 1 ayla kurtuldu. Bu ülkede gizli tanıkla yargılananların durumunu bir düşünsenize. Ne kadar çok gizli tanıkla bu ülkede yargılanan var ve bu yargılananların bir kısmı ciddi anlamda hapiste yatıyor gizli tanıklar nedeniyle. Yarın bu gizli tanıklar öyle değil böyle dediğinde bu adamlar vatan hainliğinden, teröristlikten kurtulup ya suçsuz olacaklar ya da gizli tanıklar herhangi bir etki altında kalmış ise ve bir baskıyla bu ifadeleri vermiş, baskı da devam edecek ise belki de müebbet hapis cezası alacaklar. Bu kadar kolay mı bir ülkede bir kişinin terörist olması ya da masum olması? Arada dağlar var. Ya teröristsin ya masumsun. Neye bağlı? Gizli bir tanığa. Ne yediği belirsiz, kim olduğu belirsiz, kimin etkilediği belirsiz bir tanığa bir insanın yaşamını iki dudağın arasına veriyorsunuz. Ve adam kim? Belirsiz. Gizli tanık. Gördük, bu dosyada gördük. Gizli tanık öyle değil, böyleydi dedi. Dedirttirildi. Bilemiyoruz. Bak, çok gizli. Şey var, bilgiler geldi bugün. Yani trajikomik bir olay. Ben tanıkların ifadesini nasıl değiştiğini istersen size söyleyeyim. Bakın. Hemen bakalım. Farka bak. Önceki duruşmalarda savcının tanığı olarak dinlenen ve dua evine FETÖ üyelerinin geldiğini belirten Yılmaz Demircan'ın tanıklığında kanıtlanabileceğini söyleyen Levent Kalkan bu kez Balıkesir'den sekbisiyle bağlanarak dinlendi. Ancak Demircan Kalkan iddialarını yalanlayarak ona FETÖ ile ilgili bir şey söylemediğini, böyle şahısların da eve gelmediğini dile getirdi. Bunun üzerine Kalkan da önceki ifadesini inkar etti. Aynı kapsamda dinlenen Volkan Sürer de Kalkan'ın Agit Kod adlı Sıraç Akay'ın bomba eğitimi aldığı PKK'lı olduğu yönündeki ifadesini yalanladı. Kalkan'ın bunları kendisinden duyduğunu iddia ettiğini anımsatarak işin komik yanı, ben de bunları Levent'ten duydum. Levent'le Göztepe Spor Kulübü'nün açılışını yaparken tanıştım. Onun ısrarıyla kiliseye gittim. Levent bana bunların hepsi terörist, yüz göz olma dedi. Bizler inancımız ne olursa olsun vatanperver insanlarız. Damarıma basıldığında sıkıntı yaratabilecek biriyim. Onun için uyardı diye konuştu. İfadesini bir kez daha yalanlaması önüne kalkan çok şaşkınım dedi ve kendisini savunamayacağını söyledi. Brunson'ın yönettiği Diriliş Kilisesi aracıyla PKK'lara yardım yapıldığı iddia eden Serhat Kod adlı kilise üyesinin ifadeleri üzerinde dinlenen Yeniden Doğuş Kilisesi sahibi Steven Çak, Serhat'ın her iki kiliseden de kovulduğunu aktardı. En son Ocak 2017'de polis soruyla kiliseden uzaklaştırmak zorunda kaldık. Giderken de bizi pişman olacaksınız, kazanan ben olacağım diye tehdit etti, diye konuştu. Suruç'tan gelen PKK'lı mültecilerin tedavi ettiği iddiası ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi. Brunson da Serhat'ın iki kiliseden kovulduğu için yalan söylediğini ile getirdi. Yani yalan başta söylediklerini değiştirmişler, sonra bir daha değiştirmişler. İki birbirini yalanlamışlar, sonra ikisi de birbirini savunamaz hale geldi. Bakın, yani iki tane tanık bahsi geçiyor. İkisinin iki dudağı arasında somut bir delil olmadan bu ülkede inanılmaz suçlarla yargılanabiliyorsunuz veya beraat edebiliyorsunuz. Bu tanıkları kim ayarlayabilir? Herkes ayarlayabilir. Çok ciddi güçleri olan adamlar çok rahatlıkla bu tanıklara etki edebilir mi? Çok rahat edebilir. Ve yargılamanın seyri, hani vicdanı buna göre değişir mi? Buna da adil yargı denir mi? Bağımsız yargı denir mi? Maalesef ülkenin getirildiği durum bu halde. Üzülerek söylüyoruz, hani yargıda yapalım şeyini ya da işte bu fakir o teröristi alamaz muhabbeti falan, bunların hepsi başlı başına bir
hukuk ayıbı, hukuk katli. Bakın, bir daha dinleyelim isterseniz onu. Çok kısa sadece şunu söyleyeceğim. Bu Brunson suçludur, suçsuzdur. Bilemeyiz, teröristtir, çok büyük suç işlemiştir veya masumdur. Hiç bilemeyiz ki biz. Biz bilemeyiz. Onu ne olur? Somut delillerle yargı karar verir. Ama başından beri yapılan bu müdahalelerin tamamı haksızdır, hukuksuzdur ve hukukun katlidir. Evet. Had aşmaktır. En çok haddini aşan da bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Haddine değildir. Hukuka müdahale etmek kimsenin haddine değildir. Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Varlık Fonu Başkanı da olabilirsiniz. Ne olursanız olun, ülkede hukuk bağımsızsa kimse müdahale edemez. 2 kere 2, 4 Böyle kabul etmek lazım. Bir daha dinleyelim. Vatandaşımız bir daha dinleyelim. Bir daha dinleyelim arkadaşlar. Bir daha tekrar daha Erdoğan herkes Fakir. Duysun bunu. Bir duysun bakalım. Bu konuşma Ağustos ve Temmuz arası iki ayrı konuşmanın birleştirilmesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe yaptığı ve kendisine Ralph Brunson'ı serbest bırakın diyenlere verdiği çok net ve keskin bir yanıt. İzliyoruz. Hepsini verdik. Ondan sonra bizden kalkıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle işte filanca papazı bize verin. Bir papaz da sizde var, siz onu bize verin, biz de size onu yapalım yargıda şeyini size verelim. Ya onu karıştırma. Ne demek? Sizde yargı var, bizde yargı yok mu? Kaldı ki bizdeki yargılanıyor, sizdeki yargılanmıyor. Pensilvanya'da bir kaşhanede yaşıyor. Sizin vermeniz çok daha rahat, hemen verebilirsiniz. Yürekliliğimizi her yerde göstereceğiz. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok iddialı sözleriydi. Bir de tabii medyanın, yandaş medyanın bir algı operasyonu çok önemli burada. Demin verdik arkadaşlar. Önce Ralph Brunson'ın serbest bırakılmadan önceki şeylerini tekrar bir görelim. Benim mikrofon açık kalsın, biraz da yorum yapmak istiyorum. Sonra Ralph Brunson serbest kaldıktan sonra bugünkü manşetleri bir görelim. Bakın bizim yandaş medya neylerse nasıl kötü eğiliyor. Bir bakalım. Bu yandaş medya Ralph Brunson serbest bırakılmadan önce. Şimdi buradaki manşetlere dikkatle izleyin. Bakın PKK'nın papazı. Yani çok ilginç bir iddia, çok sert bir iddia. Bunu da yandaş gazete Takvim. Yine Takvim. 15 Temmuz başarılı olsaydı CIA'nın başına geçecekti. Papaz mı, Rambo mu? Bakın bu Brunson'la ilgili. Yine Yeni Şafak. Papazı yeniden tutuklayın diyor. Bakın bu başkan yardımcısı Fuat Bey'in açıklaması. Bunlar ucuz tehditler. Bunlara pabuç bırakmayacağız. Fuat Oktay. Cumhurbaşkanı yardımcısı, birinci yardımcısı. Yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ne diyor? Pompeo ile telefonda görüştü ve şunu söyledi. Kimse Türkiye'ye dayatmada bulamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsaade edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnası herkes için geçerlidir mi dedi, dedi. Devam edelim arkadaşlar. Yine Sabah gazetesi. İddianede şok eden arıtı telefonu 293 kez sinyal vermiş. Trump'ın FETÖ'cü papazı için kritik gün. Yine Takvim'den. FETÖ'cü olduğunu ilan etmiş daha yargılama bitmeden. Yine meşhur A Haber. Mahkemeden Abel Acem Brunson'a 3. red. Burada da yine nasıl bir vatan haini olduğu yazılmış, çizilmiş. FETÖ'cü papaz babanın PKK'lı oğlu. Bu da aile boyu bir fotoğraf. Burada da Brunson'ı yandaş medya inanılmaz sert biçimde bir eleştirmiş. Bir de bugünkü devam edelim. İki tane daha var. Ajan Brunson her şeyi deşifre etti. PKK bağlantısı. Bu da yine bakın Güneydoğu'daki bir Brunson'ın gezisinden alınmış fotoğraf. Yine PKK suçlaması var. İnanılmaz sertti. İnanılmaz agresifti yandaş medya. Bizi de inandırmaya çalıştılar yani. Objektif olan gerçekleri gören, gerçekleri anlatan gazetecilere. Bir de bugünkü manşetlere bir bakalım arkadaşlar. Ve bugün Brunson serbest bırakıldıktan sonra bizim meşhur yandaş medyamız. Bakın, sakın bir daha uğrama. Tek kelime yok. Ne FETÖ, ne PKK, ne terör. Ve çok rahat. Bir de dikkat edin, bakın mikroskopla görünmeyecek kadar.
Bunun sonra terör suçundan 3 yıl hapis. Hani PKK, hani FETÖ, hani terör, hani ajanlarla görüştüğü, hani bilgisayarından ajanların listesi çıktı. Ve Brunson evine döndü. Bu da doğal bir olay. Hiç yani. Gayet bu da Türkiye gazetesi, bu da yandaş. Enteresan Işıkçıların gazetesi. Bir tek Akıt gazetesi, bu da biraz yumuşak. Tanıklar çark etti, yattığıyla yırttı. Yani normal. Tanıkları çark etmeseydi, yattığıyla yırtmayacaktı gibi halkı aldatmaya, halkı kandırmaya, yanlış bilgi vermeye yönelik bir haber. Bakın bu da akşam gazetesi. Bak bu kadar. Hatırlıyor musunuz? PKK'lı, FETÖ'cü, 3 yıl hapis ve tahliye. Köşeye şu kadarcık, küçücük yerleştirmiş. Ve takvim, meşhur takvim. 672 gün sonra uçakta. Hepsi bu kadar. Yani Brunson'la ilgili bir tek detay yok. Ne yaptığı, ne ettiği, nereye gittiği. Yine bu, yine mikroskopla bakmanız lazım. Brunson'a 3 yıl, 1 ay ceza. Ya bu kadar kıvrak, bu kadar verimli bir medya, yani başka ülkede de nasip olsun inşallah. Hiç görmeyebilirler. Görmemeye de çalıştılar. Bakın son köprümüz geliyor, ona da bir... Ha, Güneş Gazetesi son köprüdü. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Sayın Bakan... Yani ibrettik. Ben izledim, utandım. Yani Türk basın tarihinin kara sayfaları olacak bunlar ileride, biliyor musunuz? Utandım. Yani medya adına utandım, gazetecilik adına, insanlık adına utandım. Böyle gözü kara, militan, iğrenç yayınları nasıl yapabilirler? Ve dün tükürdüklerini affedersiniz, bugün nasıl yalayabiliyorlar? Bunlar gazeteci falan değil. Bunlar militanlaşmış, gözü kara, demokrasiye de, medya sektörüne de büyük ihanet eden insanlar yani. Türk halkı bunları unutmayacak. Bunlar basın, ileride bir basın müzesi açarız inşallah. Demokrasi ve basın müzesi. Bu rezillikleri de sergileriz. Türk basını bir zamanlar bunu yapıyordu, havuz medyası diye. Utanç verici, ibretlik bir şey yani. Çok üzüldüm. Yani buna hiçbir ekleme ya da hiçbir yok, şey yok. Canım, sadece gazeteleri. Efendim sosyal medya şu anda kaynıyor. Bana neler geliyor? Şimdi çıkacağımı duyan yurttaşlardan neler geliyor? İnanamazsınız yani. Peki bu Erdoğan'ın konuşması için Cumhurbaşkanı... Hayır, izin verirseniz söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Bir kere Erdoğan'ın konuşması, hani ver papazı al papazı lafı, başta mantıklı zannediyoruz biz, halk coştu filan bu lafı duyunca. Bir kere bir mantık hatası var Tayyip Erdoğan'da. Yani normal onda otur mantık hatası olması, çünkü bu bir dış politika, bir vizyon gerektirir. Şimdi ver papazı al papazı diyemezsin. İkisi de Amerika'nın adamı çünkü. Amerika bir adamını alıp öbür adamını verir mi sana yani? Bu casus takası olsa anlarım. Yani senin bir casusun onların elindedir. Senin adamındır ve elemanındır veya... Onların da bir casusunu sen yakalamışsındır bir şekilde. Bu takas olur. Hatta filmlerde biliyorsun köprülerde falan takas makas olur. Ama adamlar kendi casuslarını değiştirirler. İkisi de Amerika'nın casusun. Amerika bir casusunu alıp öbür casusunu sana verir mi? Yani bir mantık hatası var. Öyle mi? Yani ver papazı al papazı lafı baştan sakat, çarpık bir mantığın ürünü. Bir kere burada öyle anlaşalım. Yok. Nasıl öyle efendim? Bir hukuk yok. Öyle bir hukuk yok. Hukuk yok. Hani bu gizli bir casustur. Tamam, ben anlarım. Yani casus takasına da bir yere kadar varız. Ama ikisi de, iki casus da Amerikan olunca nasıl takas edeceksin? Sen bakalım, orada yargıda şey deriz gibi bir lafı var. O da var işte yani. O, bir dakika. O yani tabii her yargıya, şeye çekilebilir o laf. Yargıya, arkadaşlar o yargıya da şey deriz'e kadar tekrar bir okutur musunuz? Sayın Bakanım, ben görüşünü merak ediyorum. Sanki orada yargıya müdahale edeceğiz gibi bir üslup var. Bir dinletelim onu tekrar. Hepsini verdik. Ondan sonra bizden kalkıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle işte filanca papazı bize verin. Bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin. Biz de size onu yapalım yargıda şeyini. Size verelim. Ya onu karıştırma. Ne demek? Sizde yargı var. Bizde yargı yok mu? Kaldı ki bizdeki yargılanıyor. Sizdeki yargılanmıyor. Pensilvanya'da bir kaşhanede yaşıyor. Şimdi ne demeye çalışıyor burada? Yani ben yargıya müdahale edeyim. Efendim bakın, Türk yargısı ve Türk adaleti bugün yani çağdaş demokrat kamuoyu önünde de, Türkiye'de, uluslararası camia çevrelerde aslında rezil oluyoruz yani. Bu Deniz Yücel olayında Almanya'daki Alman vatandaşı olan Türk kökenli, hatırlayın. Çok Deniz güzel. Yücel salı verildiği gün Merkel bastırdı, aldı geldi bu, hatırlayın. Evet. Deniz Yücel'in mahkemesi olduğu gün Almanya'dan özel uçak gelmiş İstanbul'da havaalanında bekliyordu bunu. Aynı şeyi Atilla Sertel, İzmir milletvekilimiz az önce açıkladı. Mesaj atmış. Diyor ki
mahkeme başlamadan özel uçak İzmir'e geldi. Buyurun işte. Şimdi bakın yani İzmir burada bir danışıklı dövüş mesajla söylüyor. Yani biliyorlar ki tabii. Uçağı indirmişler oraya tabii. Aynı. Aynen öyle. Almanya'da yani bir danışıklı dövüş olduğu izlenimini verdik. Yani burada bize kimse inandıramaz bu hukuka uygun bir karardır diye. Öyle hesaplıyorlar ki 3 ay bilmem ne 11 gün bunun yattığına sayılacak filan. Bu esasen milletin aklıyla alay eden de bir şey yani karar ve yutturmaca. Zaten şey diyor ki anlaşma mı var aranızda diyor. Bak bir de ağır bir aşağılama daha var Trump'ın. Trump'ın son tweetlerine bakın. Bugün attığı tweet diyor ki Türkiye'yle bir anlaşma yok aramızda diyor. No deal diyor. Çünkü diyor ben diyor rehineler için pazarlık etmem diyor. Bunu adam casus ya da suçlu görmüyor. Rehine almış bir Amerikan vatandaşı olarak görüyor. Tabii, Sayın Bakanım rehineler bu arada arkadaşlar bu görüntüleri yani. Getirelim. Canlı vermiş Amerika'daki bütün kanallar. Tabii, Wright Brunson. Adam Trump'a seçim kazandırdı bizimkiler. Evet, çok enteresan bir görüntü. Tabii. Ve Trump'ın zorla aldığı şeklinde yorumlar yapılıyormuş. Tabii canım Amerika yıkılıyor. Bir gün önceden Amerikan gazetelerinde ya bırakılacak diyor yani. Zaten bizimkiler... Bırakmaya hazır da çok hakaret eden tweetler attığı için bırakamadılar o Ağustos'ta Eylül'de. Yani biraz zaman geçmesine hiç olmazsa dolar buraya kadar. Bahanesi yani, tabii, bunu bahane, tabii. Hani, çok çok bahanesi. Çok aşağılandı Türkiye. Türkiye'deki adaletin kim bastırıyorsa Merkel bastırıyor, Deniz Yüceli alıyor, uçak kapıda bekliyor mahkeme günü. Trump hakaret ediyor, tehdit ediyor tweetleri aşağılıyor. Pat ilk cezası bırakılacak diyorlar, herkes gün bırakılıyor. 35 senede yargılanan bir adam bu yani sonuç olarak. Bu kadar arkadaşlar CNN'de yani. Canlı veriyormuş. Oradan da alabilirsiniz yani bir şey olursa. Yani Trump içinde bulunmaz bir şey bu. 6 Kasım'da Trump'ın bir seçimi var. Anketlerde 5 ila 7 puan geride gözüküyor Trump'ın partisi. Doğru mu? Şimdi bu evangelistlerin en büyük dini grup olarak oradaki etkinliği belli. Onları konsolide edecek. Ve bak ben bastırdım Türkiye'yi, tweet attım, tehdit ettim, diz çöktürdüm, getirdim diyecek. Hem Trump orada seçim kazanacak. Bakın bunun arkası çıkar. Ben size söyleyeyim Trump'ın bu patavatsızlığı, pervasızlığı, güce dayanan kabalığı, ve küstahlığı yarın bugün nasıl bir anlaşmayla aldığını açıklarlar. Bakın görün siz. Hiçbir şey vermedik diyor Trump. O vermemiştir. Yani ne verecek? Peki ne aldı? Ya bunlar yani sadece Brunson'u almadı. Ya senin iki tane bakana yaptırım uygulanmış. Çok ağır bir şey yaptırım uygulanması. Yaptırım sembolik ama şimdi bizim bakanların cevabına bakın siz. Yani ben de bakanlık yaptım ya. Bu ülkenin şerefli bir meclisten güven uyanmış Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'nin bakanısın sen. Ben de bakan diyor ki açıklaması bizim bakanlar savunma yapıyor diyor ya. Ben onlar adına da üzüldüm. Efendim diyor, bizim Amerika'da malımız, paramız yok gidiyor. Yani parası malı olsa Amerika'nın uygulamasını doğal karşılayacak gibi bir şey çıkıyor. O aşağılamaya hiç bakmıyor bile. Ve iki bakanımıza yaptırım uygulandığı halde uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet dediğimiz karşılıklılık ilkesi vardır. Karşılıklılık ilkesi. Hiçbir şey yapamadık onlara karşı. Senin de ben bir bakanına aynı mütekabiliyeti koyuyorum. Yani bir elçiyi persona non grata yani büyük elçi gönderirse bir ülke, istenmeyen adam ilan ederse sen de onun büyük elçisini gönderirsin. Karşılıklı. Burada senin bakanına yaptırım uyguladı, uygulayamadılar. Bunlar Amerika'dan bence Allah'tan korktukları kadar korkuyorlar yani. Yani başka ya bir abartılı bir konu söylemem belki. Amerika'dan korktukları kadar bunlar hiçbir şeyden korkmazlar. Bunlar anti-emperyalist değiller. Şimdi bizim bazı cumhuriyetçi ya da solcu ya da sağcı ya milli çevrelerde Tayyip Erdoğan Amerika'ya karşı anti-emperyalist bir direniş yaptığı yolunda bir İnanç Perinçek. Bugün Perinçek benzer yani açıklamaları. Var mesela onlarla bugün, da ben konuşuyorum. Bugün. Onlar vatansever insan. Onlar diyor ki Amerika'yla savaşıyor bu. Güzel savaşıyor ama bak Amerika'ya nasıl bir taviz verebiliyor? Yarın bir gün yani ben bunların anti-emperyalist olmadığı kanaatindeyim. Bunlar uygarlığa düşman olabilirler. Yani bu zihniyetten bahsediyorum. Yani siyasal İslam zihniyet uygarlığa düşmandır. Bilime, sanata, kültüre, baleye, operaya tamam mı? Uygarlık düşmanlığını bu anti-emperyalizm gibi bize sunuyorlar. Halbuki anti-emperyalizm başka bir şey. O görüntüleri de yani, verelim arkadaşlar bu arada. Anti-emperyalizm ulus devletine sahip çıkmak, ulusal çıkarlarına sahip çıkmak, bağımsızlığını korumak, karşılıklı, dengeli, iyi ilişkiler kurmak bütün dünyayla, haysiyetli bir ulus olmak yani. Anti-emperyalizmden bu gerici zihniyetin uygarlık düşmanlığını karıştırmayalım birbirimize. Ben bütün dostlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Yani göreceğiz. Yani Amerika ile uzlaşmaya her aşını hazırlar. Amerika öyle şeyler dayatıyor ki kabul yani Trump bu kadar hakaret etmese telefon etse belki yine bırakırlardı. Ama Trump seçim kazanmak için bastıra bastıra, tehdit ede ede, tweet ata ata aldım, söke söke aldım demek için bunları yaptı. Ve bunlar da hiçbir etkin cevap veremediler. Ülkenin dış politikası hiç bu kadar bana göre itibar kaybedip aşınmamıştı. Üzgünüm. Hukuk adına da üzgünüm. Türkiye'nin dış diplomasisi adına da çok üzgünüm. Yani burada söyleyecek fazla da bir laf kaldığını zannetmiyorum yani. Bu karar hakikaten bizim aklımızı alay eden bir karardır.
demek ki bastıran, güçlü olan adamını alıyor. Ben öyle görüyorum yani. Peki, Sayın Demirel, bu noktaya gelene kadar Türkiye'nin bir dış politikada mesela uluslararası politikalarda, uluslararası dış karşılıklılık, mütekabiliyet diye bir esas vardır. Mesela diyelim ki eğer Rahip Brunson gerçekten casussa, karşılığında bir şey verirsiniz ve Rahip Brunson'ı alırsınız. Ya da ortak bir noktada uzlaşırsınız. Burada yargının kararından öte bir gelişme bu. O casusu çekip yargının üzerine çıkarma şansınız var. Ama burada yargı esastır, yargı kesindir, yargının kararına uyacağız deyip tanık ifadelerini değiştirip adamın 35 senelik suçunu önce savcı müdahalesinde 10 sene, sonra hakim kararıyla 3 seneye indirip tahliye etmek. Bunu nasıl anlatacağız dünyaya? Mesela bundan sonra yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi dahil ya da Türkiye'ye hukuksal anlamda işi düşen yabancı insanlar dahil. Bu ülkedeki bu sisteme, bu yargıya, bu Brunson olayındaki oluşuma bir örnek alarak kim güvenecek, kim gelecek, kim inanacak, kim parasını getirecek, kim turist olarak bile gelirken bile 10 kere düşünmek durumunda değil mi size göre? Doğrusu bana hiç sürpriz gelmedi. Türkiye benzeri çok fazla vaka yaşamıştır. Hatırlıyorsanız bundan 15 gün önceki bir programda da 12 Ekim'de Brunson bırakılacak. Aynı günde özel uçakla gidecek demiştik sizinle beraber. Bana hiç sürpriz gelmedi ama bu yargı meselesi çok önemli. Bakın bugün FETÖ yargısı diye, FETÖ'cü hakim ve savcılar diye tutuklular vardı. Daha önce onlar ne yaptılar biliyor musunuz? Aynı, konum aynı aslında. Ergenekon kumpasında, Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanma hadisesi ve Ergenekon kumpasında, orada da gizli ve açık tanıklar vardı. Onlara da meşhur Zekeriya Öz, sen böyle ifade verirsen cezanı indireceğim dediği, çocuklar baktılar, gittiler, ifadelerini verdiler. Sonra baktılar ki bunlar bırakılmıyor, kimse de sözünü yerine getirmiyor. Açık duruşmada Silivri'de dediler ki, şu polis müdürü ve şu savcı bize böyle yaparsan seni bırakacağım dedi ama artık yeter, bırakmıyorsunuz, ben de vicdanen rahatsızım, gerçeği budur dedi. Buna rağmen yani orada itiraf etmesine… Eski ifadeydi. Evet, değişti. Fakat yani o heyet, hadi canım sen de, sen önce bunları söylemişsin zaten diyerek bunları geçecek. Aslında ceza kanununda bir de şu var. Yani mahkemeyi yalan beyanda bulunmak, mahkeme sonucunu etkilemeye kalkışmaktan oradaki daha önce yani ifade veren tanıklar hakkında orada hakimin onu uyarması lazım. Bak yani daha önce bunları söyledin, sana yalancı beyandan dava açabilirim diye de bunu uyarması gerekiyordu. Ama yani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bakın bu iddianameyi yazan savcı bir müddet önce son kararnamelerle, YSK kararnameleriyle görev yeri değiştirildi. İddianameyi yazan, sorgulamaları yapan, soruşturmayı yürüten savcı işte bir ay, bir buçuk ay önce görevden alındı. Yani tayini çıkarıldı. Geriye bir başkası gönderildi. Yani o dosyaya ne kadar hakimdir o savcı ki 35 yıl yerine 10 yıllık bir şey yapıyor. Kaldı ki savcılar, yani yeni atanmış bir savcı orada daha önce hadi diyelim şeyi okudu. Daha orada o gün ifade veren, ifadelerini değiştiren şeyler var, tanıklar var, sözde tanıklar. Yani ne zaman sen o mütalayı yazdığında hemen esas hakkındaki mütalayı da açıklıyorsun bunları? Belki bir duruşma sonra, bir ay sonra falan olsa diyeceğiz ki inceledi. Bu da yani bizim ağır ceza mahkemelerimizde, bizim adliyelerimizde böyle bir hadise olamaz. Mesela Trump olmazsa hayatının kalanında cezaevinde dediği Amerikan TV'leri yorum yapmış. Şimdi eğer bağımsız bir yargılamaysa bu, yargıçlar ve hakimler bağımsızsa, mahkeme bağımsızsa, Trump'ın
etkileme faktörü ne olabilir? Ama şimdi sevgili Fatih, Sayın Cumhurbaşkanı orada değil mi? Başbaşkan dedi ki, biz de yargıya şey yaparız. Yani ne demek şey yapmak? Şey yapmak, tabii Bülent Arınç'ın da böyle ünlü sözleri vardı. Şeyini şey yaptığımın şeyi gibi. Bu şey yapmak, adı üzerine, her şey yapılabilir demektir. Evet. Her şey yapılabilir. Ya da yapacağı şeyi söylemeye utanmak. Değil mi? Yani şey yani denir. Bir şey yapacağız ama burada söyleyemeyiz. Hukuk yani şey yuvarlak bir şey. Ayıp bir şey. Hukuka müdahale edeceğiz ama bunu formüle etmemiz olmaz. Lazım. Ha. Söyledi yani kendi ağzıyla. Söyledi şimdi yani orada Tayyip Bey söyledi. Dedi ki kardeşim ben şey yapacağım işte yani. Daha önce zaten yaşamadık mı? Ey AB diyordu. Yani bu yandaş medya Merkel'e de aynı manşetleri atmamışlar mıydı? Şimdi bizim Recep Bey atmayı çok seviyor. Bir de ey diye de nara atıyor ya yani. Ey AB demiyor muydu? Ey AB de diyordu. Şimdi Merkel'e de sallamıştı. Merkel de teşekkür etti. Yani aynı gün uçakla gönderelim. Bakın senaryo bakar mısın? Tabii tabii yani Deniz Yüceli. Aynı gün mahkemeden, adliyeden çıkıp direkt onlar da havaalanına gittiler. Yani gidip bir yerde yemek falan yemediler. Uçak onları bekliyordu tabii. Ya bu gene gitmiş evde üstünü başını değiştirmiş. Ama biz biliyorduk yani bunları. Zaten bir gün önce Amerikan basınında ve Dışişleri Bakanı Sözcüsü dedi ki zaten yarın bırakılacak dedi. Şey de çok emindi Trump da. Ne diyor Trump? Diyor ki Başkan Erdoğan'a bu yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Ne Merkel de aynı şeyi söylemişti. Teşekkür ederim. Mesela Erdoğan ne yapmış? Nasıl bir yardım etmiş? Ya, evet burada? Yani şimdi ne yardım olabilir? Bu bakın... Hani mahkemeyi yani Trump, açıp da bırakın diye telefon edebilir yani mi? Şimdi bakın bizim ne buradaki yargıçlar, acaba? Bizim buradaki yargıçlar Recep Bey'in karşısında önlerini ilikliyorlar. Aslında o cep, o cübbede ilik şey yoktur yani düğme niye yoktur? Önünü kimse ilikleme. ABD'de ayağa kalkmazlar Trump girdiğinde yargıçlar. Olması gereken de budur ama diyor ki. Bizim Danıştay Başkanı şeyi aramıştık, düğme aramıştı ya. Şey, yani onu işte ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi böyle bir konumda, ben yargıyı şey yaparım, sen merak etme Trump. O dedi ki, bana söyledi zaten, teşekkür ediyorum Başkan Erdoğan'a. Yargıyı şey yaptı diyor, ayarladı, şey yaptı yani. Ve ya, bu kadar insanların zeka seviyesiyle alay edilir mi ya? Bazılarını yaptılar ama işte papazı yurt şey sınır dışı ettik. İki gündür sosyal medyada var. O milletin aklıyla alay eden birkaç tane televizyon kanalı var. Brunson'u yaptılar Burhan. Müslümanmış geçmişte de bilmem neymiş. Bu kadar geri zekalıca ama haklılar da yani. Ne diyordu damat bey? Yani Ay'a dört şeritli yol yaptı dese liderimiz, inanacak bir kitlemiz var. Yani şunu merak ediyorum. Şimdi siz gazeteci olarak bana bir yorum yapar mısınız bu konuda? Bu işin başında, yani Rahip Brunson tutuklanıp hapse konduktan ve yargılama başladıktan sonra, Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarın tavrı bu konuda açık net olsaydı, yani bu can burada durdukça, bu fakir burada durdukça, bu bir yere gidemez demek yerine, yargıyı bekleyelim, yargı kararı kesinleşsin, hakimler özgürce, bağımsızca karar versin, sonra bu konuda yorum yapayım demek varken ki doğrusu. Hem Türkiye'yi kurtarırdı bu. Ama Fatih Beyciğim bu... Hem yargıyı kurtarırdı. Ama Recep Bey için, Recep Bey'de bu bir alışkanlıktır biliyorsunuz. Ergenekon ve balyoz kumpasları ilk kurulduğunda ben ya, bu davanın savcısıyım dememiş miydi? Aynen. Yani... Diyor ki ben her şey benden sorumlu. O zaman da savcıydı. Ne oldu? O davalara ne oldu? Hepsi patır patır döküldü kumpas ve insanlar çıktı. 4 yıl, 5 yıl suçsuz yere yargılandılar, hapislerde yattılar. Şimdi dedi ki o ajanı vermeyeceğim. Yani güzel espriler yapıyorlar bizim gençler. Diyorlar ki ajan demedim, ajans dedim. Yok bilmem ne. Şimdi yani düşünün bu dinbaz... Ben onlara İslamcı, dinci falan demiyorum. Dinbaz. Yani kumarbaz gibi. Doğrusu doğrudur. Bu dinbazların televizyonlarında ve sosyal medyalarında diyorlar ki bu adam aslında Burhan, Burhanettin adı. Bir tane de yalandan kimlik koymuşlar falan. Buna inanan bir kitle var ise ki ne yazık ki var. Maalesef. Ne yazık ki var.
Yani kelleyi giyip de cennete gideceğini zanneden, efendim işte yanmaz kefen giyip cehenneme gitmeyeceğini zanneden cahil bir kitle var. Bunlar da inanıyor demek ki yani. Evet, onun için Recep Bey bu işlerde ben o enaniyet torbası haline geldim. Her şeyin merkezi benim. Kibir had safhada zaten. Maalesef. Ben söylerim. Ben yaparım. Ben savcıyım demişti. Ben bu davaların savcısıyım demişti. Şimdi de ben yargıya şey yaparım dedi. Şey yaptı. Peki Sayın Vekilim, yani hukuki açıdan şimdi orada bu davada görev yapan tüm hakimler, savcılar, hatta tanıklar, şimdi hepsi o kadar büyük bir zan altına girdi ki hem Cumhurbaşkanı bu açıklamasından sonra. Bir gün önce yargı bizim bağımsızdır diyor. Bugün Trump diyor ki çok zor işte, working very hard on Pastor Brunson. Yani işimiz çok zordu evet. diyor. Ama evde olacak diyor. Ona cevap vermişler. Sayın Erdoğan bugün söylemiş. Demiş ki, burada var, isterseniz okuyun buradan. Şöyle diyor, biz demiştik yargı bizde bağımsızdır diye. Şimdi yani bu nasıl bir, yani Trump'a diyor ki çok konuşma, ben burada sıkıntıya düşüyorum. Yani biz bağımsız demiştik, sen oradan müdahale ediyorsun. Burada benim siyasetim zora giriyor. Biraz sus anlamında mesajlar yolluyor. Ya bu nasıl bir iştir? Türkiye'nin bir numarası Cumhurbaşkanı. Ülkenin bir gururu var, bir haysiyeti var, bir şerefi var, bir onuru var. Mahkemeleri var, bağımsız yargısı sözde var, bağımsız hakimleri sözde var, bağımsız savcıları sözde var. Onurlu, şerefli, tanık vatandaşları sözde var. Hepsi mi sözde ya? Aslında nasıl başlanıyorsa öyle devam ediyor. Yanlış iliklemek gibi. Bir kere bu bir örnek. Örnek üzerinden devam ediyoruz. Böyle yüzlerce örnek var. Düğmeyi yanlış iliklerseniz sonuna kadar da o yanlış devam eder. Bir kere lehte veya aleyhte Cumhurbaşkanı olan kişi veya herhangi bir kişi bu konuda yorum yapmamalı. Bir şey söylememeli. Yani yargılanan bir kişiye yargılandığı konu hakkında evet bu suçludur veya suçsuzdur diyemezsiniz. Cumhurbaşkanı da olsanız diyemezsiniz, başka biri de olsanız diyemezsiniz. Başka bir noktadan çok kısa bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yandaş Buyurun. Gazeteci, adını söylemeye gerek yok, kendini bilir, köşe yazarı. Demiş ki, Brunson kesinlikle bırakılmayacak. Türkiye'yi artık o nokta nokta çocukları yönetmiyor artık. Bakın, yandaş gazeteci böyle yazmış. Tarih ne? Tarihi bilmiyoruz ama o muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan'ın o konuşmalarına yenilik zamanında. Neyse bizim meslektaşımızdır. Zamanda. Ben adını vereyim. Nuh Albayrak. Peki. Zaten Nuh kendini Albayrak, yazdı. Bakın. Nuh Albayrak nasıl, bir dönemde şeyin FETÖ'nün gazetelerinde yazarken ne diyordu biliyor musunuz? Bu terörle mücadelede bu Güneydoğu'da hep gariban askerler ölüyor. Niye bu subaylar ölmüyor diyen adam yani. Şimdi buradan nereden nereye ama hani bayrağı belli. Güç nerede, ibre nerede, rüzgar nereden esiyor? Muhtemelen o tarafa doğru selam çakan bir adam. Yarın acaba bu adam bu konuyla ilgili ne yazacak? Çok merak ediyorum. Diyor ki, hani Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğu dönemlerde, o Brunson kesinlikle bırakılmayacak. Türkiye'yi artık o nokta noktalar yönetmiyor, diyor. Şimdi bu başlık üzerinden artık Türkiye'yi o nokta noktalar mı yönetiyor diyecek yarın. Gelinen seviyeye bakın, gelinen yandaşlığa bakın, gelinen taklaya bakın. Bir köşe yazarı nokta noktaları söylemeye gerek yok. İsmini ben söylemeyecektim ama meslektaşım dedi, kendileri söylediler. Bütün bunlar aslında hukukun başlı başına hak ettiği yerde olmamasından kaynaklı ülkemizde. Kimse haddini bilmiyor, kimse sınırını bilmiyor. Hukuk aslında her şeyin üstündedir. Hukuk var ise... İnsanlar yargıya güveniyorsa bu ülkenin tuğlaları harcı birlikte örülür, birlikte olabiliriz. Şunu söylemek istiyorum. Bir güçsüz, güçlüye karşı yargıya gittiğinde yargı bağımsız ve tarafsız olacak ki güçsüz hakkını alabilsin, devlete, devletin yargısına güvensin. Ancak güçlü olan yargıda kazanıyorsa insanlar yargıya güvenmez. İnsanlar devlete güvenmez. Akabinde de herkes kendi hakkını kendi almaya başlar. Kendi hakkını kendi almaya başladığında da bir kaos oluşur. Devlet artık yoktur ve orada birlik olmaz.
ülkenin geleceğini sağlam temeller üzerinde yeniden inşa etmek istiyorsak, başta bu yargıyı hak ettiği yere çıkarmak zorundayız. Recep Tayyip Erdoğan yargıyı ayaklarının altına aldı, çiğnedi. Şurada, bu bir değil, beş değil, on değil, yüz değil. Yüzlerce örneği var. İzleyicinin bir görüşü var. Bunu son olarak size sorayım da sonra bir araya gideceğiz. Bir ceza davasının kanuna değil, pazarlığa göre yürütüldüğü intibanı dahi vermek, o ülkeyi şantajlara karşı güçsüz kılar, yargı sistemi ve hukuk güvenliğini örseler diyor. Çok basit bir şey. Başka bir şey. Bir gariban hakim savcı, hakim savcı. Sonuçta belirli bir maaş alıyor, devletin memuru değil mi? Hani bir yemin etmiş ama bu hakim savcı, Recep Tayyip Erdoğan'ın az önceki dinlediğimiz açıklamalarından sonra bir değişiklik olmasaydı, benzer bir kararı verebilecek miydi? Ya FETÖ'cü olurdu o da, ya ihraç edilirdi. Onu ihraç eden hakimin ihraç edilmesi, daha sonra onu ihraç eden hakimin FETÖ'den ihraç edilmesi gibi bir sürü sirkülasyon görürdü bu ülke, bu yargı. Bu hakim savcıların sonu ne olurdu? Çok basit bir örnek veriyorum. Çağdaş hukukçuları tutuklayan heyet dinledi hepsini ve bıraktı aynı gece. Ya burada ne var? Bu avukatlık mesleğidir. Avukatlık mesleği yargılanamaz dedi. Sonra aynı heyet mecburen tekrar itirazla tutukladı. Ama o heyeti şimdi darmadağın ettiler. Sağa sola savurdular, görevden aldılar vesaire. Hatalarını kendilerince düzeltmeye çalışan heyetin geldiği hale bakın. Şimdi bu kadar güvencesiz olan hakimlik ve savcılık mesleğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları hakimleri bağımsız ve tarafsız bırakabilir mi? Mümkün mü? Hangi hakim savcının karşısında dayanabilir? Çünkü ertesi gün FETÖ'cü olabilir, meslekten ihraç edilebilir. Hiçbir güvenliği yok. Ama Türkiye'nin onuru, şerefi, haysiyeti, dış politikadaki önceliği, ülke olarak ayakta dur. Ya bunlar bitti mi artık ya? Şunu söylemek lazım. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Ama çok kötü yönetiliyoruz. Hak ettiği yere taşıyabilmek için yargıyı da ayağa kaldırmak, bağımsız ve tarafsız yapmak gibi bir görevimiz var. Bu bilinçle hareket etmek lazım. Bu Türkiye'nin itibar kaybettiği ya da işte karşılıksız kaldığı anlamına gelir mi? Kısmen dış politikada gelir ama bu güzel ülkemin veya vatandaşlarımın suçu değil. Kötü yönetenlerin suçu. Bu ülkeyi bu hale getirenlerin suçu ve hesap verme günü, hesap sorma günü de elbette yakındır. Peki, çok teşekkür ederim. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra önemli görüntülerimiz var. Devam edeceğiz. Sayın Erdoğan'ın bir konuşması var yine. Çok önemli bir konuşma. Bence gazetecilik ya da televizyonculuk yapmak isteyen insanlar doğru kronoloji sırasına göre bunları yan yana koyup doğru neyse halka sunmalı ve halk doğru konusunda kendi kararını vermeli. Az sonra.